كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Görüyorsunuz arkadaşlar, 11 ilimizi etkileyen kocaman bir deprem oldu. 11 ilde yıkım oldu. Televizyonlarda gösterilmeyenlerin haddi hesabı yok. Bizzat şahidim. Nurdağı, biz Gaziantep'e gittik. Nurdağı arkadaşlar, hayalet şehir. Hayalet. İnsan yok. Kalmamış, herkes gitmiş. Binalar yıkılmış. Ayakta kalanlar, yukarıdan gösteriyor helikoptere falan. Onlar ayakta falan değil. Onların kolonlar, molonlar, direkler patlamış. Zor duruyor ayakta. Hani üflesen yıkılacak modunda. Zaten gördüğünüz artışoklarda onlarca binalar yıkıldı. Sıkıntı büyük. O büyük depremde arkadaşlar. Hani gerçekten o kadar yüz ölçümü büyük bir yer ki. Kaç tane? 10 tane mi? 20 tane ülkeye bedelmiş yani o. Yüz ölçüm olarak kıyaslıyorsun mesela. O kadar ülkeye bedel bir alan yıkıldı. Ne oldu bu sefer? Devlet baş edemedi. Devlet yetişemedi. Onu söylüyoruz. Ne oldu? Nerede bu devlet? Nerede bu millet? Arkadaşlar. Nerede bu devlet? Nerede bu millet? Tamam bak, bir daha söylüyorum. Burada hak neyse onu konuşacağız. Yetişilmedi. Olmadı. Hazırlıksız yakalandılar. Ama bu işin telafisi yok tabii ki de. Bu işin telafisi. Aman hazırlıksız. Hayır. Alttan almıyoruz. Ama tedbir, tedbir, tedbir. Türkiye madem bir deprem ülkesi, yetişeceksiniz. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu anda memleketin başında hangi parti var? AK Parti. Şu anda particilik oynamıyoruz ha. AK Parti'nin kardeşim karşısındaki en büyük hani rakip olarak söyleyeyim kim var? CHP. CHP'nin kalesi neresi arkadaşlar? İzmir. İzmir'in Bornova Belediye Başkanı. Bakın bir açıklama yapmış. Diyor ki bu normal bir deprem değil. Boşuna nerede bu devlet demeyin. Kimse devletimize diyor laf atmasın. Bunu diyen bir CHP'li hem de İzmirli ha. Eğer ki bu adam da bunu dediyse arkadaşlar demek ki sıkıntı büyükmüş. Zaten gözümüzde görmesek şu anda zaten yeni yeni videolar çıkıyor. O molozlar kalkıyor ya, şehir bomboş hale gelmiş. Yetişemez. Nasıl yetişecek? Ondan sonra ne diyor adam? Belediye başkanı diyor ki 100 bin adamınız olsa bile o enkazı oradan kaldıramazdınız. 100 bin adam bile olsa diyor o enkazlara yetişemezdiniz. Yetişilmez arkadaşlar. Nasıl yetişecek? İşte Rabbim bizi bir daha böyle şeyler imtihan etmesin. Amin. Amin. Şimdi orada yapılan muhabbetlerde nerede bu devlet falan filan biliyorsunuz çok şeyler konuşuldu. İşte AFAD mı AHBAP mı saçma sapan muhabbetler oldu. Bu AHBAP'ın başında kim vardı arkadaşlar? Haluk Levent. Haluk Levent geçen gün hangi kanala çıktı arkadaşlar? Fox TV'ye. Fox TV hükümete en çok sevmeyen kanalların başına mı geliyor? Evet başında geliyor. Ama Haluk Levent her şeyi itiraf etti arkadaşlar. Evet Haluk Levent'ten çok güzel itiraflar geldi. Haluk Levent aynen şöyle söyledi. Biz diyor AFAD'ın yanında hiçbir şeyiz. Hiçbir şeyiz. AFAD biz diyor 30 kişiyiz. Onlar diyor 100 bin kişi. Ve Haluk Levent'in açıklaması aynen şöyle. Algı olarak yanlış anlaşılmasın diye söylüyorum. Ben gittiğimde Sayın Hulusi Akar, Sayın İçişleri Bakanı ve Mehmet Ersoy ve Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'yı gördüm. Ben gittiğimde diyor onları gördüm. Görmedim diyemem diyor. Yani hemen deprem olur olmaz ne diyor? Ben oraya gittim. Oraya gittiğimde devlet oradaydı. He. Şimdi devlet oradaydı diye bütün her yere yetişti anlamına geliyor mu? Gelmiyor. Bak bu ayrı mesele ha. Ama şunu söylüyorum. Biz Allah için konuşacağız. Nerede bir musibet olsa ilk oraya kim koşuyor arkadaşlar? Süleyman Soylu görüyorum ben. Burada hak neyse onu konuşacağız. He Süleyman Soylu bine mi bölünsün kardeşim? Kaça bölünecek bu adam? Ne yapacak? Hemen kolluk kuvvetleri, asker, mosker hepsini kardeşim hemen sürecek sahaya. Yapacak bir şey yok. Bu ayrı mesele. Oradaki insanların enkaz altındaki adamların canı her şeyden mühim. Ama bir daha söylüyorum arkadaşlar. Şu memleketin başına bir bela, bir musibet geldiği zaman biz birlik olmazsak açık açık konuşuyorum. Geçen hafta söyledim. Allah muhafaza. Yarın bir gün bu memlekette savaş çıksa Allah muhafaza diyorum. Yine bu pislikler, bu ortalığı karıştıran pislikler yine pisliğini yapacak. Onların derdi kardeşim bak. Onların derdi bu memleketin öz evlatlarıyla yani bizimle. Ya yardımını yap. Desteğini ol. Enkazdan adam çıkar. Olaylar bitsin sonra konuş. Enkaz altında adamlar bağırıyor yetişin diye.
Çıkmış oradan işe yaramaz adam. Asker yok. Ya asker yok, polis yok diye ne kadar bir koordine yap be kardeşim. Bir organize yap. Madem ki büyük partisin ya da ne bileyim yetkili birisin. Vır vır konuşacağına iş yap be kardeşim. Herkesin övdüğü Haluk Levent. Ben kimim ki diyor. Ben diyor sıradan bir adam ben diyor ya. Bizi niye bu kadar büyüttünüz diyor. Biz diyor 30 kişi sıradan biriz diyor. Niye abarttınız bizi diyor. Bizi diyor nasıl AFAD'la nasıl devletle bir tutarsınız diyor. Devletin de biz kimiz diyor ya. Hani devede kulağız biz diyor. İşte ne yaptılar? AFAD'a şişirdiler. Şey Ahbap'a şişirdiler. Ahbap'ı AFAD. Ahbap şöyle. Ahbap olmasa. O Athena'daki Gökhan mıdır nedir o? Hiçbir işe yaramaz adamlar. Hiçbir işe yaramaz. Geçmiş kameranın karşısına. Devletle. Git o zaman kendi kurtar lan oradan. Git o zaman çok konuşma kameranın başında. Devlet yok bilmem orada Ahbap çalışıyor. Halk çalışıyor diye. Git oradan kendi kurtar. Bizim millet işte böyle böyle insanlar var. Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Hükümeti sevmeyebilirsin. Farz değil, vacip değil kardeşim. Tayyip Erdoğan'ı sevebilirsin. Hiç umurumda değil. Bana ne? Ama bu deprem normal bir deprem değil. 50 bin resmi rakam kaybolan adamlar hariç yani. Hadi 50 bin desek 50 bin can yanmış orada. Sen orada evvela Müslüman gibi delikanlı gibi çıkıp pislik yapacağına, ortalığı karıştıracağına yardımını yap, desteğini yap. Ne oldu bak yüzlerce tır gitti arkadaşlar. İlla ki buradaki her kardeşim ben adımdan nasıl eminsem bundan eminim. İlla ki o tıra bir battaniye, bir mont, bir işte ne bileyim gömlek, kazak yollamıştır. Ne oldu arkadaşlar? Oradaki düzensizlik sebebinden tırlar yollara saçıldı, eşyalar atıldı, sular, elbiseler, kıyafetler her yere saçıldı. Biz Gaziantep'e giderken de gördük. Yol boyunca elbiseler. Sahipsiz. Kimse almıyor. Çok biliyorsan ortalığı karıştırana kadar o fitnecilere söylüyorum. Bir organize yapsaydın o zaman. Madem ki ünlüsün, madem ki senin sözün dinleniyor, hangi istediği üstünü alınabilir? Hepsi üstünü alınabilir, o provokatörlere diyorum. Madem ki çok bir şey biliyorsun, geç bir tane tır şoförünün yanına. He, delikanlıysan geç bir tane tır şoförünün yanına. Beraber dağıt hadi. Arkadaşlar, bir daha söylüyorum. Sevmeyebilirsin, farz değil, vacip değil. Ama pislik yapacaksan, bari ortalık durulduktan sonra pisliğini yap ki, insanların midesini bulandırma. Rabbim bir daha bu memlekete böyle şeyler yaşatmasın. Amin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu bunlara feraset versin. Amin. Amin. Yani dedim ya bak o kadar büyütülen, abartılan Haluk Levent bile ben kimim ki diyor. Ama işte pislikler, pislikler diyorum ben onlara. İsteyen üstünü alabilir, hiç problem değil. Pislikler, fitne, fitne, fitne. Halkı birbirine böldüler. Sen ocu musun, sen bucu musun? Hangi partiye oy verdin? Ona göre enkazdan çıkaracağız. Ya bu da yapılmaz be kardeşim ya. Ya bu da söylenmez ya. Söylediler. Hangi partiye oy veriyorsun ona göre enkazdan çıkaracağız diye bir fitne yaydılar ya. Allah aşkına ya. Ya Erdoğan'ın bebelere yazık be. Ya oradaki sahneleri söylemek istemiyorum. Hani acımızı tazelemek istemiyorum. Ama çok kötü manzaralar vardı orada. Çok kötü manzaralar. Rabbim bizleri affeylesin. Amin. Amin. Rabbim bizlere mağfiret eylesin. Amin. Amin. Evet arkadaşlar.